için ilginç olacak. Beni ilgilendiren şu anda sadece üçüncüyü onları merak ediyorum. Çünkü Türkiye'nin ileriye dönük siyasi paradigmasını, siyaset arenasını şekillendirecek bir anket bu seçim. Ve birçok ki. kişi birçok kişi de anket gibi görüyor. Bu normalde AKP'liler yapıyordu öyle. AKP'liler mesela o kadar dalga geçerler ama belediyede Erdoğan'ı protesto etmek için başka partileri basarlardı. Bu seçim evet. bunu bütün bütün seçmenlerde gördüm bunu. Onlar yaşlılar ile diyorlar. Çok yoğun bir YRP şey var yaşlılarda. Ama gençlerde de inanılmaz hani gençler orta yaşlar var sadece gençleri indirgemiyorum. Orta yaşlar da dahil buna. E, hani kahvedeki dayıları hariç tutarak söylüyorum. Ciddi bir zafer partisi şeyi var. E, zafer partisi yükselmesi var, ivmesi var. Hatırlarsan geçen seçimde bunlar oy oranı yüzde iki aldıkları zaman ben demiştim ki ya bu e, en minimum, en düşüyor, en kemik kitlesi. Hı hı. Bundan daha düşükleri yok bunların. E, birçoğu deprem sürecinde soğutuldu bir şekilde. Yanlış stratejiler yapmışlardı. Birçoğu işte o baskıya kurban gitti. Iki, iki, sistemli baskıya kurban gitti. Şimdi bunların hepsi 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'tan sonra hemen seçim olsaydı dediğim dediğimden emindim. Sana derdim. Bunların hepsi geri kayacak zaferi falan derdim sana. Ama aradan bir sene geçti ya. O bir senede de yumuşama mı olacak bu 14 Mayıs travması yüzünden? Yoksa... Ya ikisi de olmuş gibi duruyor. Yani Hayır şey, bence ikisi de olmamış. Yani gayet Konsolide olmuş 3. yolcular. Konsolide ee, önceki seçimlere kıyasladığında falan kesinlikle is çok daha fazla. İsmail Saymaz şey var. falan diyor ya. Ha. İsmail Saymaz işte rehabilitasyonu suyu Rehabilitasyon süreci falan yok CHP'de. Yani öyle bir kendini kandırma işini bıraksın. Öyle bir ya, rehabilitasyon evet, olmadı. CHP özelinde ben de çok katılmıyorum ona açıkçası. Çünkü İmamoğlu kişisinde Seçmek bir e, seçim seçim propagandası yürütüyor. O onun kişisi üzerinde. İstanbul üzerinde. Şimdi biz genel seçim e, yerel seçimlerde bahsettiğimiz zaman Türkiye'den bahsediyoruz. Yani bu tek bir tek İmamoğlu üzerinden açıklanacak bir şey değil. O İstanbul seçimi. O yine ayrı bir mevzu. O da ayrı eline alınır. Ama ben üçüncü yolcuların e, performansını cidden merak Yani sırf onu merak ediyorum. Yoksa seçim umurunda değil. Yani belki yayına bile gelmezdim ama. Yani <laughs> sadece şey olsa. Sadece şey. Biraz tabii esprisini yapıyorum ama. Ya yani i̇yi Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi. Hadi bir de BTP'yi koy. Bunun 20-25 civarı, 125 civarı oy alması e, e, çok genç bir yansıma çıkarır. Ayrına olur yani. Türk yani siyasetini. ülkenin ya ayrına, ayrına olur. Bir kere iki evet. kutuplu siyasetin kabul görmediğini gösterir. Benim ümidim demin çakılacağını düşünüyorum. Yani eğer trend devam ederse, genel seçimdeki trend devam ederse, dem daha da düşmeye başlarsa tadından yenmez yani. çok. Evet. Benim açımdan muazzam bir gelişme olur. Bir yandan üçüncü yolda kuvvetlenirse. İstanbul'da büyük ihtimalle şey belirleyecektir. YRP mi dem mi? Hangisi daha atak yapacak o belirleyecektir. Çünkü kafa kafaya olduğunu iddia ediyorlar. Yani onu da göreceğiz ama şu da var. AKP seçmeni, yani Erdoğan belki bu bu kadar yükleniyor. AKP seçmeni yerel seçimlerde cezalandırıyor, onu yapıyor. Genel seçimde yerel seçim ayrı görüyor. Onlar da oturmuş kafasında. Ki YRP seçeneğinin olması o cezalandırma yani önceden MHP'ye çünkü genelde bir kayış oluyordu. Evet. YRP'nin varlığı daha da güçlendiriyor o kayışı. Konuştuk. Evin başında. Yani farklı bir seçenek daha var artık AKP'nin oyunun kayabileceği ve güçlü bir seçenek gibi de duruyor en azından bugüne kadar konuşulanlara baktığında. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük anketini izleyeceğiz bu akşam. Kısa ve öz özetlemek gerekirse. Evet, no. Yani sana Ahmet ah. Fatih Portakal da ben yayındayken açmasak e, rica edebilirsin. <laughs> Yok Hayır. espri yapmıyorum. Vallahi mı diyorsun? Es 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 ciddiyim ya, espri ciddiyim espri yapmıyorum. Mi ben Başka kanal açarım, ayıpsın. Benim ben mi Fatih kanal. Portakal hiçbir şekilde görmek istemiyorum yani. Ben de Uğur lan. <laughs> <'ım>. Fatih Portakal <laughs> Uğur Dündar Başka var mı banlanan isim ona göre? Emirtaş benden olsun. <laughs> Tamamdır. <Çünkü abi>. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim dedim. Ee, İmamoğlu tweet atmış şu an. Kıymetli İstanbullar sandıklar 17 itibariyle kapandı. İstanbul'a şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmıyor.